Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yedek alma’yı anlatacağım arkadaşlar. Ee, bazı abonelerimizin şeyi doğrultusunda isteği doğrultusunda yedek alma nasıl olur? Ee, geri yükleme nasıl olur? Ee, yedekler nereye alınır? Onları size göstereceğim arkadaşlar. Bu kanalda yok yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle cihazınızda yer olması lazım. Benim 60 GB yerim var. Eee Mio klasörünün içine 7 kopyalayacak batch grubun içine. Gördüğümüz gibi burada ben yedek almışım. Buraya gelip eee Mio için baş kupu Ben şimdi sileyim ee, sileyim ki yeni aldığımız yedek gözüksün yani şimdi arkadaşı da yedek almak için şöyle yapmamız lazım ayarlara giriyoruz girebilirsek giremiyoruz tam basamıyoruz Evet ayarlara girdik arkadaşlar buradan arama kısmına yedek yazalım arkadaşlar yedek yazdığımız zaman arattırıp yedekleri bulabiliriz. Yedekler ve geri yükle. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımı yedekleyeceksin. Mobil cihazımı diyor. Siz bilgisayara yedekleyeceksiniz. Onu seçeceksiniz. Mobil cihaza ben yedekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar buraya girdikten sonra gördüğümüz gibi 3 seçenek vermiş ve tıklanmış hepsi de. Şimdi bunların alt klasörlerine girelim kişileri aramaların alt klasöründe neleri yedekleyecekmiş. Arama geçmişini, kişileri yani rehberimizi, mesajlarımızı ve MMS'lerimizi yedekleyecekmiş arkadaşlar. Ben siz hepsini seçin. Ben hızlı olması için yani şu anki işlemimizin hızlıca olup size göstermem için sadece mesajları seçiyorum. En hızlısı odur. Şimdi şunun alt klasörlerine girdiğimizde sistem uygulamaları falan efendim mesajlar e, browser Xiaomi browser mi tarayıcı işte neyse güvenlik bunların hepsini kamera ayarlar bunların yedeklerini alacakmış arkadaşlar telefon bilmem notlar efendim engelli bilmem listesi FM radyo temizleyici kalender yani hmm, Neyse adı işte boş ver onu. Sarı sayfalar, galeri. Şimdi arkadaşlar galeri deyince videolar ve e, fotoğraflar olması lazım. Fakat burada sadece diyor ki fotoğraflar yedeklenmez diyor nedense. E, onu anlamış değerim fotoğrafları ve videoları herhalde yedeklemeyecek temalar hızlı şimdi her zaman bilmem ne şimdi şu üçüncüye bakalım arkadaşlar at klasör bu da sadece uygulamalar yani telefonunuzda kurulu olan bütün uygulamaların yedeğini alır. Siz istemiyorsanız çentikleri kaldırabilirsiniz. Mesela N11 var istemiyorum derseniz bunu kaldırırsınız yedeğini almaz. Yer kaplamaz uzun sürmez. Yani kurmayacağınız programların yedeklerini almayın. Şimdi arkadaşlar ben bu tiklerin hepsini kaldıracağım. Dediğim gibi hızlı olması ve size hemen videoyu çekip yardımcı olabilmem için bunların hepsini ben kaldırdım. Siz istediğinizin yedeğini alın. Ama uzun sürebilir. Yani lazım olanları alırsanız daha iyi olur. Ben sadece mesajların yedeğini alacağım. Yedekle diyorum, başlatıyorum. Burada diyor ki bazı uygulamalar çalışmayabilir işte aldığınız yedekler. Ne yapalım? Çalışmazsa çalışmaz, çalışanlar bize yeter inşallah diyelim ve anladım diyelim arkadaşlar. Burayı anladım deyip yedekleme başladı arkadaşlar gördüğümüz gibi. Evet %100 bitirdi. Ben çabuk olması için sadece mesajları seçmiştim. Bitir dedikten sonra arkadaşlar ne oldu? Bilgi, telefonumuza yedeklemiş oldu. Şimdi bir geri gidelim arkadaşlar. Yedekler ve geri yükleye tekrar girelim. Ve mobil cihazlarımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar. Buraya yedeklemeyi aldığımız yerde. E, gördüğünüz gibi yan tarafta geri yükle var. Hemen sağa sola doğru çekip telefonumuzu aldığımız yedeği burada görebiliriz. Buna tıklayarak geri yükle alttaki geri yükle butonuna tıklayarak e, geri yüklememizi e, geri yüklememizi gerçekleştirebiliriz. E, aldığımız yedeği. Şimdi bu aldığımız yedeği bilgisayarımıza e, ye, kopyalamamız lazım ki telefonlarımızı sıfırladığımız zaman bu yedekler de silinir. Silinmemesi için ne yapacağız? Bunu bilgisayarımıza e, kopyalayacağız. Sonra telefonumuzu sıfırlayacağız. Telefonumuzu sıfırladıktan sonra bilgisayarımıza kopladığımız yedeğimizi kopyaladığımız yedeğimizi aynı klasör nereden aldıp, alıp kopyalamışsak aynı klasöre tekrar atacağız ki e, görsün telefon yani yedeği otomatik görsün. Bu genelde genelde değil değil. E, e, mu klasörünün içine yedekliyor. Şimdi orayı göstereyim arkadaşlar. Şöyle çıkayım. Şimdi e, bakalım. E, Ana belle gelelim. Bak, mi mu Buraya tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi demin silmiştim başkup yedeği. Şimdi e, tekrardan buraya yedekleme klasörü oluşturmuş. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Albaçkup e, transfer neyse. İşte bu yedeklediğimiz benim deminki mesajlarım. E, siz hepsini veya istediğiniz şeyi yedeklediğinizde burada daha çok olacak. tabii ki işte aşağı doğru bilmem bir sürü şey olacak. E, belki telefonunuzun durumuna göre 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB neyse, ee, ne kadar olursa o kadar olacak. Benimki 274 KB sadece mesajları yedeklediğim için. Buradan arkadaşlar bak şöyle yapalım. MIU klasörüne girelim ve başkup olan şeyi seçip bilgisayarımıza kopyalayalım. Ondan sonra bilgi, telefonumuzu sıfırladıktan sonra Tekrar bu başkup klasörünü getirelim. Mi klasörünün şunun içine yapıştıralım. Ve telefon o zaman otomatik görür arkadaşlar. Şimdi tekrardan şuraya gelelim arkadaşlar. Ne demiştik? Yediklerimizi almış ve geri yükleyecektik. Geri yükleye tıkladığımız zaman gayet basit ve hızlı bir şekilde bu geri yüklemeyi yaptı ve bitir dedikten sonra telefonumuz eski ayarlarıyla telefonumuzu sıfırladık ayarlar tüm gitmişti eski ayarlarıyla ve uygulamalar ne uygulamalar varsa önceden siz hangi uygulamaları yüklemişseniz hepsi yüklenir ama bir uyarı vermişti bazı uygulamalar yüklenemeyebilir çalışmayabilir diye artık onları da kadere kısmet e, diyelim ve videomuzu bitirelim. arkadaşlar e, bazı arkadaşlarımızın isteği üzerine, Böyle bir video vardı zaten kanalımda ama onun isteği üzerine yeniden teferruatla anlattım. Onu da pek teferruatla anlatmamıştım. Bunu teferruatla anlattım arkadaşlar. Ee, kolay gelsin hepinize. Yine bize destek için abone olmanızı rica ediyoruz. Ee, tekrardan size hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.